Hepsi merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Mart 2021. Çok marketlere tohum gelecek, çiçek tohumu gelecek, bitki besini gelecek arkadaşlar. Ben 23 Mart'ta bu çekimi yapıyorum. Yani bugün yapıyorum. Şu şekilde inceliyorum. Normalde 24 Mart'tan itibaren gelecek. Ama içeri gireceğim. Gelip gelmediğini bakacağım. Evet, içeri giriyorum. Görevliye sorduğumda evet geldiğini söylediler. Başka ürünlerde var mı bahçe ürünleri diye bakıyorum. Solucan gübresi kalmış arkadaşlar geçen haftadan. Geçen hafta ben bunu bulamamıştım. Evet, 14.95'e solucan gübresinde görebilirsiniz. Geçen haftadan kalan balta var. Evet arkadaşlar, çiçek tohumlarını buldum. Normalde 24 Mart'tan itibaren geleceği söylenmişti. Fakat bulunduğunuz yeri daha erken geliyor olabilir, gelecek olabilir. Benim bulunduğum yere bir gün önceden çıkarttılar. Evet, papatya tohumu var. Evet, vapur dumanı tohumu var. Evet arkadaşlar, şöyle bakıyorum. Karışık aslan ağzı tohumu var. Şöyle. Horoz ibiği tohumu var. Böyle. Bunların nasıl ekileceği, nasıl dikileceği, neyi isteyip istemediği arkalarına yazıyor arkadaşlar. Evet, çörek otu tohumu var. Bu benim dikkatimi çekti. Mor renkte gibi ama maviye yakın bir renk çıkıyor. Evet, yine vapur dumanı. Bu da çok güzel bir çiçek arkadaşlar. Horoz ibiği. Arkadaşlar yine çörek otu. 3 TL'den çiçek tohumlarını satışa sunuyorlar. Evet, şöyle bakıyorum. Ben bir tanesini seçeceğim. Ve satın alacağım. Böyle farklı farklı. Sizin bulunduğunuz yerlere daha farklı çiçek tohumları da gelmiş olabilir. Eğer almak istiyorsanız bakabilirsiniz. Farklı seçeneklerle de karşılaşabilirsiniz. Arkalarında nasıl ekileceği, nasıl dikileceği ile ilgili bilgi var. Evet, ödemeni yapıyorum ve eve doğru yola çıkıyorum arkadaşlar. Siz eğer bahçeye dikecekseniz bu hafta biraz soğuk. Nisan'a doğru ya da Nisan'ın başına da bahçeye dikebilirsiniz çiçek tohumlarınızı. Evet, evdeyim. Şöyle kenarından makasla keseceğim ve tohumlarımı çıkartacağım. Evet, kestim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet, bir tane daha koruyucu bir zarf çıktı. Bu şekilde. Çok güzel aslında böyle yapmaları. Böyle bir saksım var. Buna hazır bir toprak koydum. Geçirgeni iyi olan torflu bir toprak arkadaşlar. Herhangi bir hazır toprak kullanabilirsiniz. Evet, zarfı da kesiyorum. Evet, biraz tohumlardan alıyorum. Ve toprağın üzerine serperek, eşit dağılımına dikkat ederek serpmeye çalışıyorum. Eğer farklı tohum alsanız da yine bu şekilde yapabilirsiniz. Ve üzerine 2 santim, 3 santim gelecek kadar toprak ekliyorum ve toprağımı bastırıyorum. Böyle. Ve can suyu veriyorum. Sizler de tohumlarınızı bu şekilde ekebilirsiniz, dikebilirsiniz. Şu anda havalar biraz soğuk. Biraz daha bekleyebilirsiniz. Toprak henüz ısınmadı. Ama sebze tohumlarını daha erken şimdi de dikebilirsiniz. Güneş alan aydınlık bir yere koyup haftada 2 kere sulayabilirsiniz.